Aydın'ın Didim ilçesinden bütün takipçilerime sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugünkü videomda Finlandiya ile ilgili haber konularını seçtim sizler için. Bir önceki videomda da belirttiğim üzere 6 Aralık Finlandiya'nın bağımsızlık günüydü. Bağımsızlık günü bütün Finlandiya'da ve yurt dışı temsilciliklerinde resmi ya da resmi olmayan sivil toplum kuruluşlarında kutlandı. Bunlardan bir tanesi de Alanya'da gerçekleşti. Alanya Finler Derneği'nin merkezinde düzenlenen kutlamada Finlandiya ile ilgili Noel babasından tutun, çikolatasına, tatlısına kadar, Fin kahvesine kadar her şey ikram edildi derneğin üyelerine. Elbette ki orada Finlandiya Milli Marşı söylendi, Finlandiya televizyonu seyredildi, Finlandiya'daki saraydaki kutlamalar, Cumhurbaşkanı'nın verdiği resepsiyonu televizyondan canlı olarak izlediler. Alanya'da yapılan, düzenlenen kutlama gecesine her yaştan, yani 7'den 70'e herkes katıldı, Alanya'da yaşayanlar. Bilmeyenler için söyleyeyim, Alanya'da 10.000 kadar Finlandiyalı ev sahibi, bu demek değildir ki 10.000 ev sahibi bunlar. Alanya'da yaz kış oturan 2.000 ile 2.500 arası Fin emeklinin olduğu tahmin ediliyor. Çoğunluğu emekli olduğu için emekli diyorum. Diğerlerinin ise tatil evleri var, yazlık evleri var. Bunlarla beraber bu sayı 10.000'e ulaşıyor. Tabi sadece paket seyahat seçerek gelenlerin sayısıyla da bu yaz aylarında, tatil sezonunda daha da çoğalıyor. Finlandiya bayramlarına, Finlandiya halkı, Finlandiya devleti resmi bayramlarına, dini bayramlarına çok önem verir. Avrupa'nın en milliyetçi ülkelerinden bir tanesidir. Hatta en milliyetçi, vatansever halkı Finlandiya'da yaşar diyebiliriz. O yüzden kutlamalar büyük olur. 6 Aralık Noel'e yakın olduğu için, bir de yılbaşına yakın olduğu için bu kutlamalar birbirleriyle benzerlik gösterir. Birbirlerine benzerler, havai fişekler atılır, yemekler yenir, içkiler içilir. Dışarısı kar, kış olduğu için dışarıda etkinlikler düzenlenir. Özellikle Helsinki'de, başkent Helsinki'de Fin halkı kutlamak için Senato Meydanı'nı seçer. Senato Meydanı'na gider, yani meydanları doldurur. Fin medyasında yapılan bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum. 6 Aralık'ta, yani dün düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamalarında her seneki olduğu gibi insanlar bu meydanlara akın etti. Ayrıca da bugünlerde bu topluluğu gören bazı örgütler, yani Türkiye'de bunu politikacılar olarak diyebiliriz. Politikacılar hazır bir topluluk buldu mu dayanamazlar, giderler, kendi propagandalarını yapmaya giderler. Burada da bu topluluğu hazır bulan dernekler, sivil toplum kuruluşları ve bunların arasına karışan iyi niyetli, kötü niyetli kişiler kendi propagandalarını yapmak için bunu fırsat olarak bellerler, bu fırsatı kullanırlar. Senelerdir barışçıl şekilde yapılan bu toplantılar, gösteriler, yürüyüşler, mitingler olmuştur Helsinki'de, Finlandiya'da. Bu örgütlerden bir tanesi de Nazisiz Helsinki isimli miting düzenleyen bir sivil toplum kuruluşu, polisten izin alarak bu gösterileri, bu mitingi dün yaptı. Böyle mitinglere, böyle yürüyüşlere elbette diğerleri de fırsat bulup kendi propagandalarını yaparlar. Bunlardan bir tanesi de PKK terör örgütü. PKK terör örgütü her türlü toplantıyı Finlandiya'da, Helsinki'de kendi bayraklarını, paçavralarını sallamak için kullanıyor ve kullana gelmiştir şimdiye kadar. Bu örgüt LGBT yürüyüşlerini, festivallerini dahi kendi bayraklarını sallamak için, kendi propagandalarını, kendi paçavralarını sallamak için şimdiye kadar katılmışlardır. Fin polisi bunlara kesinlikle şimdiye kadar müdahale etmemiştir. Daha düne kadar. Bugün Finlandiya ulusal medyasının birçoğunda manşet olan haber. Polis Kürtlerin ve PKK'ya yakın olan örgütlerin flamalarını, sembollerini Bağımsızlık Günü kutlamalarında yasakladı. Buna da sebep olarak provoke edici olarak gösterdi. Fin medyasına göre. Nazisiz Helsinki mitingine katılmak isteyen PKK ve PKK'ya yakın olan örgütler polis tarafından provoke ettikleri veya tehlike oluşturdukları, kışkırttıkları gerekçesiyle yasakladı. Bunu da polis biriminin başkanı olan Heikki Parola verdiği demeçte bildiriyor. Polise göre bu örgütler ile yapılan görüşmelerde bu sembolleri, flamaları, bayrakları, paçavraları mitingde kullanmamaları için görüşme yapıldı ve bunlar ikna edildi. Çünkü mitingde bulunan, mitinge karşı olanlar provoke edilir gerekçesiyle bu yasaklandığını söylüyor polis biriminin başkanı Parola. Görüşmelerden sonra bütün PKK ve yakın örgütlerin flamaları, sembolleri, buna katılmak isteyen kişiler kendi arabalarında bu sembolleri, flamaları bırakmaya ikna edildi Parola'ya göre. Polise göre bu flamalar, semboller onlar için yabancı değil. Daha önceden de bu bayrakları, sembolleri, flamaları tanıyorlar başka mitinglerde. Elbette biraz önce de söylediğim gibi bunlar LGBT mitinglerine dahi katılan, hatta fistan bile giyebilecek kişilerdir diyebiliriz gerektiğinde. Ama polis bir şeyi de eklemeyi unutmamış. Bunlar kesin yasak getirilmiş flamalar, semboller değil Finlandiya'da. Yani Türkiye'nin gözünü boyuyoruz diyorlar açık açık bence. Çünkü Finlandiya NATO üyeliğini başvurduğundan beri Türkiye, Macaristan buna karşı çıkıyor. Macaristan'ın ikna ettiklerini düşünen Finler şimdi tek engel olarak Türkiye'yi görüyorlar ve Türkiye'nin istediklerini ya yapıyorlar ya da yapıyormuş gibi görünüyorlar. Benim anladığım kadarıyla önce yapıyormuş gibi deyip bir yoklama çekiyorlar. Çünkü polisin anlattığına göre bunlar kesin yasak değil. PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz, tanıyoruz diyorlar ama bir şekilde de bunun sembollerini yasaklamıyorlar. Bunlar kesin yasak değildir diyorlar. Hatta bunları terör örgütü olarak gazeteler dahi yazmıyor. Ben söylüyorum. Bunlar PKK örgütü olarak, Kürt örgütü olarak lanse ediliyor. Polis bu yasağı tedbir amaçlı olarak kanunlara dayandırarak aldığını söylüyor. Çünkü provoke etme, karşı göstericileri kışkırtma tehlikesi olduğunu görerek bu kararı aldığını, bu kararı da kanunlara dayandırarak aldığını söylüyor. Peki ben de sorarım, şimdiye kadar neredeydiniz? Şimdiye kadar karşı taraf dedikleri, yani karşı görüşlü dedikleri kimler? Orada yaşayan Türkler. Şimdiye kadar, geçen seneye kadar orada Türk yaşamıyor muydu? Provoke olmuyorlar mıydı? Kışkırtılmış olmuyorlar mıydı onlar? Ben gülerim bu dayanağa ama gittikleri yol doğru ama inandırıcı değilmiş gibi yapıyorlar. Sadece köprüden geçinceye kadar dayı diyorlar Türkiye'ye gibi görünüyor. Zaman gösterecek bunların iyi niyetini veya kötü niyetini. Geçen sene, daha önceki senelerde bu tehdit, kışkırtma, provoke tehdidi görmedikleri için yasaklamadıklarını söylüyor. Adamı gülerler ve ben de gülüyorum sizlere. Polis PKK'nın terör örgütleri listesinde olduğunu söylemiş. Bu yeni bir şey değil ki. Ve bu yüzden birisi diyebilir ki bizde yaşayan, içimizde yaşayan teröristler mi var diye sorabilir diyerekten bu yasağı getirdik diyoruz. Biz zaten senelerdir Finlandiya'da teröristleri mi besliyorsunuz diye soruyoruz. Bunu aynı şekilde şimdi Türkiye'nin yöneticileri yüksek derecede, yüksek sesle dile getiriyorlar. NATO üyeliği olunca mı bu kulaklarınız açıldı, duymaya başladı derim. Polis birimi başkanı parla bir de bu konunun NATO üyeliği ile ilgili olmadığını üstüne basa basa söylüyor. Yani inkar ediyor. Böyle bir şey yok. Bu kararı politikacılar değil, bizler kanuna dayanarak aldık diyor. Sevsinler sizi, gülerler adama. İnanmam, inandırıcı değil. Çünkü zamanlama yanlış. Gerçekten doğruysa bile zamanlama yüzünden inandırıcı değilsiniz. Polis birimi başkanı biz politika yapmıyoruz diyoruz. Zaten siz politika yapıyorsunuz demiyoruz ki. Politikanın tam göbeğindesiniz. Üstünüz ne derse siz onu yaparsınız. Bu kadar basit. Veya yapmıyorsanız, şimdiye kadar yapmıyorsanız bile şimdi bu kararı alma gerekçeniz hiç inandırıcı değil. 2018 yılında düzenlenen aynı isimli mitingde Nazi bayrakları polis el koydu, haç sembollerine el koydu diyen parola. Polis bunları toplumu kışkırtmaktan, halkı kışkırtmaktan suçladı ve mahkemeye verdi. Mahkeme bu suçlamaları reddetti. Bir üst mahkemeye polis bunu, daha doğrusu savcı taşıdı. Polis birimi başkanına göre bu sene her şey yoluna gitmiş. Hiçbir sembol, bayrak vesaireye el konulmadı çünkü öyle bir şeyle göstericiler gelmedi diyor. Polis yapılan gösteride, yürüyüşte, mitingde hiçbir yasak sembol, PKK'nın veya yakın örgütlerin sembolleri indirilsin, gösterilmesin diye uyarılmadı diyor. Çünkü ilk defa böyle bir yasak da şimdi yapılıyor diyor. Yani bayrakları bırakın, bayraksız katılın mitinge denmiş. Ama öyle dendiği halde sizlere göstermek istiyorum. Türkiye Rojava'dan dışarı pankartları açılmış. Türkiye'yi boykot edin pankartları açılmış. Soykırımı destekleme pankartları açılmış. Yani Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlayıcı pankartlar mitingde hala göze çarpıyor. Polis birimi başkanına göre daha önce bu provoke durumları oluştu. Bu semboller, bayraklar, flamalar açılınca o yüzden bu konularda tecrübemiz olduğu için bunlara dayanarak bu yasağı getirdik diyor. Ben de günaydın diyorum. Sanki Türkler orada yaşamıyordu şimdiye kadar. Arkadaşlar Finlandiya umarım bir makyaj yapmıyordur, göz boyamıyordur diyorum. Finlandiya bir şeyler yapmaya çalışıyor veya yapıyormuş gibi görünüyor. Ama inandırıcı değil. Gazetede yer alan habere göre PKK ve ona yakın örgütler onların flamalarına, sembollerine bu sene engel olundu deniliyor. Bu şekilde de ne deniyor farkında mısınız? Eskiden ne diyorlardı? PKK terör örgütü, diğerleri değil deniliyordu. Türkiye'de diyordu ki bu isimleri, hatta bu alfabenin bütün harflerini taşıyan örgüt isimleri de burada gazetelerde, ulusal medyada yazılmış. Bunlar YPG, YPJ, PYD ve PJAK. Bu şekilde dolaylı olarak da bunların PKK'nın kurduğu yan örgütler olduğu da kabul edilmiş olunuyor. Yani polis bunu yıllardır biliyordu. Sadece politikacılar buna izin vermiyordu. Sonucuna da ulaşabiliriz. Bu cümleye bakarak, bu demece bakarak. Şu cümlelerle videomu bitirmek istiyorum. Son cümlelerim olsun. Türkiye'nin gerçek müttefiklere ihtiyacı var. Kendine inanacak müttefiklere ihtiyacı var. Böyle zorla, mecbur ederek bu işler olmuyor. Bir yere kadar oluyor. Bakın adamlar sizden istediğini alıncaya kadar sizin istediklerinizi yapıyormuş gibi yapacaklar ama istediklerini aldıktan sonra eski fabrika ayarlarına dönecekler. Dönmeseler, dönmek istemeseler dahi Amerika veya diğer Avrupa ülkelerinin bastırmasıyla dönmek zorunda kalacaklar fabrika ayarlarına. O yüzden yolumuz uzun, Türkiye'nin daha güçlü olması lazım diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'na da değinmeden geçemeyeceğim. Biz böyle seviyesi düşük politikacı şimdiye kadar görmedik diyebilirim. En azından konuşma olarak politikanın, politikacıların seviyesini düşürdü. Parlamentoya hakarete varacak cümleler kuruyor, hareketler yapıyor. Hiç Türkiye politikası böyle bir politikacı gördü mü bilmiyorum. Elbette insanlar güncel hayatta farklı davranırlar ama biz bir meclise gidince o meclise karşı ağzı çok pis olan insan bile ağzını temizler, düzgün konuşur, giyinir, saygısından öyle gider. Kılıçdaroğlu bütün sınırları aşmış. Kılıçdaroğlu'yu bu Türk milleti hak etmiyor. Kılıçdaroğlu Türk milletini saygı göster ki hak etsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysanız abone olunuz, videolarımı beğeniniz ya da sosyal medyada paylaşınız. Bu şekilde bana destek olursunuz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.